Mum çakma almak istiyordum. Ay farklı gözüküyorsun. Hem çok çok aslında güzelmiş. Çorapta göstermedim demem yani. Herkese merhaba, kanalım. Sizinle müthiş bir video ile karşınızda. Bugün hem vlog çekiyorum hem de böyle uzun zamandır yaptığım bir alışverişler vardı. Beğendiğim çok çok şeyler var. Bunların içerisinde ya yani hatırlayabildiğim kadarıyla dolabımdan çıkardım ve topladım, getirdim buraya. Aynı zamanda yeni gelen kargolarım falan vardı bugün. Direkt giydim. Altında tight. Neyse göstereceğim. Böyle bir alışveriş videosu yapmak istedim. Çünkü hem birazcık kendim bir ne aldığımı bir hatırlayayım diye bir aydır ölü gibiyim. Cidden ölü gibi. Ölüyüm hatta yani. Hem de böyle size gösteririm. Büyük ihtimalle stokları vardır. Böyle hala benim favorilerimde duruyor. O yüzden genelde görüyorum geçerken falan. Bunların stokları vardır diye düşünüyorum. Siz de almak isterseniz diye şimdi çekeyim dedim artık. Yani aslında bazıları bayağı oldu alalı. Ama yine de onları da göstereceğim. Başlıyorum. Şimdi birkaç ay önce aldığım bir kazakla başlayayım. Kazak giyme mevsimi yeni geldi. Ben ne yapabilirim? Hiç giymemiştim yani bir kere giydim. Şöyle inanılmaz dokusu tatlı, yumuş yumuş bir şey bu. Rengine bayılarak almıştım. Renklere bakın. Gerçekten çok güzel. Böyle bir kazak. Bunun markası Trendyol Milla. Oraya bir bağımlı oldum. Bilmiyorum çok hızlı geliyor. Bir günde falan geliyor benim kargom. Akşam söylüyorum sabah geliyor. Neyse nazar değmesin. Bu kazağı hala tavsiye ederim. Şimdi bir tane tavsiye etmeyeceğim. Trendyol Milla ürünü. Yine Trendyol Milla'dan ve X small almışım. Ya bedeni falan oluyor. Evde giymeli. Tam havlu. Bu bildiğiniz havlu yani yüzünüzü falan siliyor derece. Şaka yaptım. Ama şey ya çok elektrikleniyor. İnanılmaz elektrik. Ben elektriklenen şeylere karşı inanılmaz böyle şeyim. Tilt. Yaren'den geçti bu kelime de. Umarım izliyorsundur canım kardeşim. Gıcık oluyorum. Çünkü saçlarım elektrikleniyor, yıpranıyor falan. O yüzden pek tavsiye etmeyeceğim. Bunun üstü de vardı. İyi ki almamışım. O yüzden etmiyorum bunu. Şimdi yine Trendyol Milla. Devam edelim. Bunu da ben small almışım. Çünkü daha küçüğü yoktu. Daha küçük olsa daha küçüğünü alırdım. Birazcık beli bol. Ama beyaz. Ve arkadaşlar ben bileğimi burktum. Onu diğer depresyon videosunda anlatacağım. Ama o gün bu beyaz şeyi giymiştim. Çimlere düştüm. Ve burası tamamen yeşil olmuştu. Gördüğünüz gibi eser yok. Gayet güzel bir kumaşı var. Bilekleri de mesela ben Adax'tan yine Trendyol'da satılan bir butik. Oradan başka bir şey almıştım. Eşofman. O kadar şuraları sıkıyor ki artık giymiyorum yani. Bunu aldım. Bu gayet güzel. Small olduğu için belki de ama X small olsaydı da bence hem sıkmazdı hem de beli birazcık daha otururdu. Şöyle arkası bir tık şey değiştirmekle değiştirmemek arasında kaldığım tek şey şu arkasıydı. Biraz poposu büyük genişçene. Yani böyle bir rahat bol bir şey ama gayet üstünü böyle hani şeylerle kapatınca ya kapatmak değil de böyle kat kat hani oluyor ya şöyle yapıyoruz falan. Sweatshirtlerle şey yapınca gayet güzel duruyor. Yani bir kötü görüntüsü yok. Dışarıda da giyilir, evde de giyilir. Rahat rahat. Zaten nereye çıkıyoruz ki? Diyerek bunu da sallıyorum. Bunun başka renkleri de var bu arada. Ben de almayı düşünüyorum. Hatta alacağım galiba. Neyse bakalım. Onu da başka bir videoya gösteririm alırsam. WWF'den, WWF'den aldığım, shop'tan aldığım birkaç şeyimi göstereceğim. Evet göstereceğim. Birincisi bu tişört. Zaten bunu benim başka videolarımda da görmüşsünüzdür. Çok böyle renkli, sizler de gördüğünüz gibi şeylere çok seviniyorum. Çok seviyorum. Böyle. Bu XX'im o. Ben şimdi bu shop'tan gerçekten çok fazla alışveriş yaptığım için başka bir tane daha göstereyim bu sırada. Size nasıl kalıpları olduğunu falan direkt söyleyebilirim. Bu mesela XX'im o. En küçük bedeni. Bir tık büyük. Ama yani yıkandıkça normal boyutu oldu aslında. Geldiğinde daha da büyüktü sanki. Kumaş gayet kalın bir kumaş. Bir tık küçük bedeninizi alın. O bir gerçek yani. Mesela ben her şeyde X small 34 beden giyen biri olarak XX small tercih ettim. Siz de oradan hesaplayın işte. Ama en çok bunu seviyorum. Ondan sonra yani kalın bir kumaşı var. Ve güzel bence bayağı. Şimdi mango alışverişimize gelelim. Bunu yeni geldiği için hemen etiketi üstünde gösteriyorum. İndirimdeydi. Aslında ben bunu da Trendyol'dan söyledim. Yani Trendyol'un içindeki mangodan söyledim. Tam benim tarzım. Gerçekten tam benim tarzım. Böyle daha önce de giydiğim şeyler vardı.
Bu tam bana şeyi hatırlatıyor bu arada. Zara çocuktan giyindiğim hallerimi hatırlatıyor. Orada da bu klasiğimsi, tatlış tatlış elbiseler falan giyiyordum böyle. O yüzden çok beğendim kendim. Şimdi yine çok beğendim. Small almışım. X-small da varmış. Aa, X-small da varmış arkadaşlar. Ama ben small almışım. Demek ki, ve oldu bu arada, denedim. Demek ki small almanız lazım benim gibiyseniz. Mango'dan bir diğer alışverişime geçiyorum. Bu Coca-Cola tişörtü. Çok çok beğenerek aldım Coca-Cola tişörtünü. Kola içmesem de bu şey logosunu ben çok seviyorum gerçekten Coca-Cola'nın. Ve çok beğenerek aldım ama şöyle anlatayım. Ya bunun yakası böyle ya. Bunun yakası şöyle şuraya kadar. Kapabileyim böyle. O yüzden bir tık hayal kırıklığı oldu. Evet, geçelim. Adax'tan bir şey aldım. Adax'tan. Daha yeni geldi. Az önce geldi. Şöyle bir body mi deniyor? Atlet. Atlet deniyor bunlara. Başka renkleri de vardı. Bir sürü moru, eflatunu işte. Beyaz falan. Beyazını alacaktım. Ben aslında beyazını görerek favorilerimi eklemiştim ama ne bileyim iç gösterir falan filan diye korktum. Neyle giyeceğim onu diye. Aslında beyaz çok istiyorum öyle bir atlet. Ama iç göstermiyormuş. Gayet beyazını da alacağım sanırım. Yazın giymelik. Kışın yaz alışverişi. Yazın kış alışverişi yapmayı sevdiğim için böyle bir şey aldım. Bu arada small beden almışım bunu da. Denedim. Oldu yani. Gayet small alınabiliyormuş. Aslında şöyle çok şey yapıştı üstüme. Ben de öyle bir görüntü istiyordum. Ama çok az yani belki göz kısmından falan daha büyükseniz benim bedenimden şey yapabilirsiniz. Bir büyüğünü alabilirsiniz. Yani small değil de medium oluyor işte. Medium oluyor. Alabilirsiniz. İkinci Adax şeyime geliyoruz. Az önce gelen şeylerden. Şimdi bu tight çok fazla influencer tarafından influence edildiğim bir tight Adax. Kardeşime de aldım medium'un ona. O da tam oldu. Bana da X small'u şöyle yani oldu aslında. Boyu falan gayet iyi. Ama şey biraz rahat. Ya mesela toparlayıcı etkisi var falan diye böyle influence edilmiştim. Ya toparlayıcı etkisi olmasa da alacaktım da. Bende hiç öyle bir etkisi olmadı. Çok rahat yani böyle eşofman giymişim gibi rahat. Ve bacaklarım falan sıkmadı. Yani daha küçüğü de olmadığı için yapacak bir şey yok. Ama çok beğendim. Şey böyle tüy falan tutmaz gibi böyle ne denir buna? Bilemedim. Biraz parlak ama rahatsız edici bir parlaklığı falan yok. Gayet güzel. Beğendim. Şimdi kameramızı geri koyacağız. Ondan sonracığıma Levi's alışverişime gelelim. Şöyle. Tamam açayım. Çok güzel katlanmıştı tütülendikten sonra. Şöyle Levi's bildiğiniz bunu kaç beden almışım. Small almışım bunu da. Bunu da Trendyol'dan aldım. Arkadaşlar Trendyol gerçekten beni aldı götürüyor yani. Reklam verseydi çok iyi olurdu. Şu an her şeyi buradan Trendyol'dan aldım. Gerçekten bağımlısıyım galiba. Neyse. İkinci bir Levi's tişörtüm. Tada! Bunu da yeni aldım. İnanılmaz güzel. Çok seviyorum böyle renkli renkli şeyleri ve amblemi de yine. Bende logo takıntısı gibi bir şey var yani. Logoları çok severim. Canım logo quiz oynayasım geldi. Çocukken çok oynardık. Oynardım ben. Neyse. Çok gayet güzel. Bunu ne almışım acaba ya? Görebilir misiniz ki? Geldim. Hizmette sınır tanımıyorum. Trend yolumuzu açalım. Bakıyorum. X-small almışım arkadaşlar. Ha, şu anda da hala şeyde var. Hala trend yolda var. Almak istiyorsanız. X-small almışım. Gayet de böyle hafif bol ama normal tişört yani. Çok beğendim. Uzunluğumuz falan bayıldım. En sevdiğim tişört bu oldu şu an. falan abarttım. Neyse şimdi başka aldığım küçük küçük şeylere geçersek çorap aldım. Şöyle ki maviden şey vardı. Benim mavi kartuş kartımda para vardı. Böyle çok az bir şey birikmiş. O da bu yıl bitiyormuş yıl sonunda. O yüzden Aralık'ta aldım. Belki bir vlogumu da göstermiş olabilirim son hafta. Ama onlar çok izlenmedi. Sanırım kimse Christmas havasında değildi diye düşünüyorum. Neyse şimdi bunu izlersiniz. Bu çoraplar da hala vardır diye düşünüyorum. Şu çorap. Böyle koalalı. Koala çok seviyorum. Neyse bir de şu. Şöyle. Allah'ım yardım. Çorap da göstermedim demem yani size şimdi. Dara kendime yeni yıl hedeflerimi falan yazarım diye yeni defter aldım.
Bu şey değil, ajanda değil. Ajandam da vardı ama onu çok fazla kullanmıyorum şu anda. Zaten şu an hiçbir şey kullanmıyorum. Bu noktalı noktalı böyle. Görebiliyor musunuz? Noktalı noktalı. Zaten bullet journal diye geçiyor. Ve başka renkleri de vardı. Bunu Trendyol'dan almadım. Çünkü kargo bedava gelsin diye N11'den aldım galiba. Böyle bir şeyler yapmış olabilirim. Ama gerçekten çok güzel. İlk sayfasında ne yazmışım hemen. Sneak peek yapalım. Oy. Böyle sözler falan yazmaya başlamıştım. 1 Ocak'ta sonraki tüm Ocak boyunca ders çalıştığım için kapağını bile açmadım. Neyse. Bu şimdi çok zevkle yazacağımı düşünüyorum. Böyle bir şeyler, filmler, kitaplar falan. Şimdi asıl influence edilmeniz gereken yerlere göre. Uzun zamandır, gerçekten uzun zamandır mum çakma almak istiyordum. Tada! Bu mum çakmayla gayet kolay bir şekilde şekil A'daki gibi şöyle tutuyoruz. Tutmaya da gerek yok yani, şöyle tutuyoruz, bunu tutuyoruz. Ben size göstermek için tutacağım. Tada! Böyle. Aa, mum almıştım. Onları da göstereyim size. Bu değil. Bu eski mum. Neyse, böyle mum çakma. Gayet tavsiye edilir. Bu da mum çakma. Yazın bulursunuz direkt. Geldim. IKEA'dan bu arada yılbaşı vlogumda yine vardı. Ama ikinci tekrar olacak. Şimdi gerçekleri söyleme zamanı. Sanırım o vlogda tamamıyla dürüst davranmamışım. Ya da sonradan fark ettiğim için kokusunu Yaren falan söyleyince. Neyse, şimdi dürüst davranıyorum. Böyle bir mumu var. Şekli inanılmaz güzel diye aldım. Hani çok şık falan böyle. Kırmızı tabii yılbaşı. Önce bundan bahsedeyim. İnanılmaz güzel kokuyor. Neymiş şeyi? Bilmiyorum. Kapağını çıkardığım için orada yazıyordu ama. O kadar güzel kokuyor ki. Buna gelince bu birazcık erkek parfümü gibi kokuyor arkadaşlar. Gerçekten. Yani Yaren söyleyince falan fark ettim. Sonra annem de katıldı. Gerçekten erkek parfümü. Ya klasik erkek parfüm gibi. Ama kötü değil. Kötü değil yani. Yani sırf görüntüsü için aldım. Birazcık erkek kokusu var ama kötü değil. Aldığım başka bir şey. Şu. Yani bunu Yaren aldı gerçi de. Ben sahiplendim birazcık şu anda. Şu Apple Watch'umuzda kayış aldık. Dear Case'ten. Şöyle oldu. Bunun boyutu şöyle. Ne denir buna? 32 mm miydi? 38 mm mi? Neyse, küçük olan. İki seçenek var zaten Dear Case'de. Ve her yerde sanırım. Küçük olan. Ve biz küçük olanı söylememize rağmen böyle uzunca bir şey geldi. Yeşil renk falan söylemiştik. Ondan sonra bir de pembe söylemiştik. Mor almak istiyorduk aslında. Eflatun gibi bir şey. Ama o yoktu. O yüzden şey söylemiştik. İşte pembe söylemiştik. Pembe o kadar cırtlak, iğrenç bir şey geldi ki. Yeşil olan da upuzun geldi. Yani onu iki kere falan sarıyordum kolumda. Benim de bileğim ince, ne yapabilirim. Ondan sonra o yüzden iade işte şey bilmem ne, biz kupon kullanmıştık. Kuponu saymadılar bilmem, bir sürü şey oldu. Artık ayrıntılara girmeyeceğim. Bu zamandır tütsü almak istiyordum. Hatta Emirhan falan da özendirmişti beni, kendi odasında yakıyordu böyle. Ben ama gittim tabii ki uygun ve beşli, yüzlü. Daha doğrusu işte hepsinin içinde 20 tane var. İşte böyle gül var, lavanta var, sandal kokusu var, amber diye okuyordum ama ambarmış. Neyse, bu var. Sonra bir de mask diye bir şey var. Mask ne oluyordu? Ne oluyordu? Unuttum. Ve yanında da bu tütsülüğü. Bu da içindeydi daha doğrusu. 100 tane tütsü artı tütsülüğü. Çok uyguna geldi. Yine Trendyol'dan. Bakın derim. Son olarak. Gerçekten son mu? Benim hatırlayabildiğim kadarıyla her şeyimi gösterdi. Ve çok güzel alışverişler yapmış. Neyse. Son olarak. Yine bu da az önce geldi. Bugün geldi kargo. Atasundan bir alışveriş yaptım. Bu gözlük. Eyeblock. Eyeblock diye geçiyor. Hep Eyeblock diye okuyup şimdi Eyeblock diye okumam gerçekten show. Neyse. Arkadaşlar gözüm bozuldu bu arada benim. Ayağım sakat olduğu için şu an doktora gidemiyorum ama gerçekten artık göremiyorum. Uzağa, miyop oldum ben. Yani ben kendime teşhisi koydum. Çünkü televizyon demişim. Bilgisayara bakma sürem sırf ders çalışmak için günde 9 saat 50 dakika falan. Nasıl oluyor abi? Yani ben bile düşünemiyorum şu an. 10 saat uyusam zaten geriye 14 saat kalıyor ve 9 saat 50 10 saatini bilgisayar ekranına bakarak geçirdim. Bu gözlük de bir türlü stoklara girmedi ve dönem bitti.
Sonra tüm hepsi stoklara girdi. Bu en küçüğü. Hatta söyleyeyim size. Vallahi sinirlerim biraz bozuk bu konuda. Şey mavi... Ay farklı gözüküyorsunuz. Ben de farklı gözüküyorum. Şey mavi ışık engelleyici diye geçiyor. Uzun zamanlar geçirenler ekran başında takmalı falan diye. Böyle engelliyor. %30 falan engelliyor ama engellesin yani. Zaten gitti gözlerim. Neyse. Bayağı farklı. Ay çok tatlı. Yakıştı mı arkadaşlar? Boyutu da şey benim. Şurası 22, şurası 48. Yanlış söylemiyorumdur umarım. En küçüğü ya. En küçüğü bakarsınız. Şeyden hesaplayarak buldum bu arada. Ben bir tane işte tam bu tarz bir Ray-Ban'ım vardı. Ondan böyle cetvelle ölçerek rezillik. Neyse ondan ölçerek şey yaptım. Göz numarasına karar verdim. Numarasına değil şeyine. Ölçüsüne. Konuşamadım. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çok özledim sizlere. Umarım bundan sonra daha çok video gelecek. Nasıl videolar istiyorsunuz? Birazcık da bunlardan bana bahsedin. Aşağıda yazın. Instagram'dan yazın. Aa, Instagram'dan bana birisi bir şey için yazmıştı. Ben onu yapacağım. Ve telefonumdaki uygulamaları göstermem gerekiyordu. Onu bir şeyin içerisinde yapacağım aklımda. Böyle istekleriniz varsa yazın. Tabii ki yapmaya çalışırım yani büyük zevkle. Zaten video çekmeyi gerçekten çok severim ve çok özledim. Uzatmadan lafı artık daha fazla. Umarım aldığım şeyleri beğenmişsinizdir. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Ve sizi kucaklıyorum. Öpüyorum. Bye bye.